Saçından haberin olsun. Soğuk bir İstanbul akşamından, buz gibi bir İstanbul akşamından, bembeyaz bir İstanbul akşamından ve yoğun kar yağışlı bir İstanbul akşamından bizi izleyen tüm arkadaşlarımıza iyi akşamlar diyerek bugünkü programımıza başlıyoruz. 7 Ocak Cumartesi ve saatlerimiz 20.30'u gösterdiğinde her zaman olduğu gibi TRT Çocuk'ta Haberin Olsun başlıyor. Herkese, şu anda bizi izleyen herkese tek tek hoş geldiniz diyoruz ve ilk haberimizle programımıza başlamak istiyoruz. Bakalım bu hafta gündemde neler vardı? Dilerseniz bu haftaya bir göz atalım. Ondan sonra programımıza devam edelim. Bu hafta neler oldu? İşte bizim gündemimizde olan haberler. Pazartesi günü Milli Eğitim Bakanlığı ders saatlerinde azalmaya ve sadeleşmeye gidileceğini açıkladı. Salı günü doğuştan engelli olan Gülşah Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde buluştu. Hafta ortası Verem Eğitim ve Propaganda Haftası kapsamında Ankara Kızılay'da etkinlikler düzenlendi. Perşembe günü Ankara Keçiören Metrosu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle açıldı. Ve şimdi Erzurum'a gidiyoruz. Erzurum'da Gençlik Kış Festivali kapsamında Şampiyon Ol projesi başlatılmış. Detaylarımız haberimizde. Erzurum'dayız. Türkiye'nin önemli kış merkezlerinden Erzurum'da öğrenciler için Şampiyon Ol projesi hayata geçirildi. Avrupa Gençlik Kış Festivali'nin resmi projesinde ortaokulda eğitim gören yaklaşık 15 bin öğrenciye kış sporları eğitimi verilecek. Daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde sporculara buz pateni, buz hokeyi, kayak ve curling sporlarının eğitimi verilecek. Proje kapsamında öğrenciler arasında yapılacak yetenek testleriyle öğrencilerin kış sporlarına kazandırılması hedefleniyor. Şimdi sırada en çok sevdiğiniz bölümlerden bir tanesi var. Hüseyin Goncagül bizlere her hafta gözümüzden kaçan ilginç bilgileri aktarıyor. Ve Hüseyin Goncagül bu hafta bize yüksekten bakıyor. Şimdi Goncagül'le ilginç şeyler bölümümüz geliyor ekrana. İlginç bittiğinde şeyler. Türkiye'nin en büyük kulesi olacak Küçükçamlıca Radyo Televizyon Kulesi'ndeyiz. Burası çocukluğumun geçtiği yerde. Eskiden hep böyle radyo televizyon verici antenlerin kirliliğiyle doluydu. Ama bittiğinde bu dünya harikası ve hatta İstanbul'un Kız Kulesi, Beyazıt Kulesi, Galata Kulesi ama şu anda bir numara Küçükçamlıca Televizyon Kulesi olacak. Ve hatta Eyfel Kulesi'nden daha da yüksek olacak. Küçükçamlıca televizyon vericisi bittiğinde yaklaşık 150 metrede seyir terası olacak. Bütün İstanbul'u buradan temaşa edeceğiz. 175 metrede kafe ve lokantalar olacak. Sonraki geri kalan 65 metre ise sadece burası radyo ve televizyon verici kulesi olmuş olacak. Tamamı 365 metre, deniz seviyesinden de 585 metre. We'll be right back.
165 metre. Ama şu anda biz ancak biten 100 metresine çıkıyoruz. Hazır mısınız? Haydi. Canlıca televizyon vericisinin sadece 100 metre bitmiş yüksekliğindeyiz. Ve burası öyle bir esiyor ki dudaklarım donuyor. Burnum akmaya başladı. İnşallah 200 metre yukarı çıktığımızda hem orada kafeler olacak, sıcak sıcak çayımızı içeceğiz. Ve İstanbul'u ünlü Fransız yazarının söylediği Lamartine'in gibi dünyaya son kez gözlerimi kapatırken nereye baksan diye sorulduğunda demiş ki Çamlıca'da İstanbul'u seyretmek. Hepimize nasip olsun. İlginç şeyler. Bugün Hüseyin Goncagül'ü aradım ve 3 gündür yatak döşek yatıyormuş. Çünkü yukarıda çok rüzgar yemiş ve hastalanmış. Geçmiş olsun Hüseyin Goncagül diyoruz. Ve Çamlıca Kulesi ülkemiz için, İstanbul için gerçekten turizme çok katkı sağlayacak. Sabırsızlıkla ve heyecanla bekliyoruz Çamlıca Kulemizi diyorum. Ve şimdi telefonumuzun diğer ucunda Bursa'dan bizi arayan kıymetli sevgili bir arkadaşımız var. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ne kadar kibarsın, ne kadar naziksin. Seni biraz tanımak isteriz. Adım Zeynep, soyadım Adıyaman. Bursa'dan katılıyorum. Çok sevindik. Zeynep'ciğim, hangi okula gidiyorsun? Yeşil Evler Münevver Ozan İlk Öğretim Okulu. Aman ne güzel. Peki birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf? Dördüncü sınıfa gidiyorsun. Zeynep'ciğim, sadece İstanbul'da değil ülkemizin her yanında yoğun bir kar yağışı var. Tabii ki yaşam şartları zor oluyor ama kar yağışında da çocuklar çok seviyor. Sizin orada kar yağışı ne durumda? Yoğun mu? Yoğun vallahi. Yarım metre falan var. Yoğun vallahi diyor. Peki dışarıya çıktın mı? Çıktım, çok soğuk. Oyun oynayabildin mi? Oyun oynayabildim. Ben de dışarıya çıkmak ve karla oyun oynamak istiyorum ama ne oynayabilirim? Bana ne önerirsin? Kar topu oynayabilirsin. Başka? Kardan adam yapabilirsin. Ama bir şey diyeceğim. Kardan adam nasıl yapılıyor? Ne yapmam gerekiyor? Pek bilgim yok. Bana yardımcı olur musun? Olurum. Nasıl oluyor? Bir kardan adam nasıl yapıyoruz? Önce yuvarlaklarını yapıyoruz. Evet. Toparlıyoruz ama önce yuvarlak yapıyoruz. Sonra onun gövdesine, başını falan yapıyoruz. Gözlerini nasıl yapacağız ki? Kardan adam beyaz. Gözlerini de beyaz yaparsak anlaşılmaz. Evet. Zeytinden yapmamız lazım. Zeytinden gözleri yapıyoruz. Başka? Burunu da havuçtan yapıyoruz. Harikasın. Ben de kara kara düşünüyordum. Bu kardan adamın burnuna ne yapmamız lazım? Havuç, başka? Ağzına da kömür koymamız lazım. Veya taş da olur. Harika. Çok çok güzel. Bana harika bir kardan adam yapmasını öğrettin. Teşekkür ederim. Zeynep, şimdi mikrofonu sadece sana bırakacağım. Birilerine selam göndermen gerekiyor. Sakın kimseyi unutma. Mikrofonlarımız Bursa'da ve 4'e giden Zeynep'te. Seni dinliyoruz. Buradan anneme, babama, bütün sevdiklerime, ablama, abilerime, hepsine sevgilerimi ve selamlarımı yolluyorum. Zeynep, senle konuşmak gerçekten benim için büyük keyifti. Şu anda senin sayende beni izleyen, bizi izleyen Bursa'daki tüm izleyicilerimize ve Zeynep'e iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar Zeynep, iyi akşamlar Bursa. www.turkishistik.net.tr'den bizlere ulaşabilirsiniz. Eğer bizlere ulaşmak istiyorsanız mutlaka yapmanız gereken çok basit. trtçocuk.net.tr biliyorsunuz adresimiz. O adrese giriyorsunuz, haberin olsunu buluyorsunuz. Hem yarışma sorularımızı cevaplayabilirsiniz dilerseniz. Ve bize bir şeyler söylemek isterseniz buradan mesajlarınızı yazabilirsiniz. Arkadaşlar, öğretmenlerimiz bize hep derdi, kitap okumak çok önemli. İsterseniz kitap okuyun, istiyorsanız dergi okuyun, istiyorsanız mecmua okuyun, istiyorsanız gazete okuyun.
ama mutlaka okuyun. Şimdi biz sizleri buradan Batman'a götüreceğiz ve Batman'da öğretmenler bir proje başlatmış. Bakalım öğretmenlerimizin başlattığı proje nasılmış Batman'dayız. Batman Aydın Konak Ortaokulu'nda her gün kitap okuma okuyor. Okuma sevdası. Batman Valiliği'nin başlattığı kitap okuma kampanyasıyla okul yöneticileri projeyi hayata geçirdi. Okuma sevdası projesi kapsamında öğretmen, öğrenci ve veliler 20 dakika boyunca hep birlikte kitap okuyor. Etkinliğin amacı kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve farkındalık bilinci oluşturmak. Kitap okumak çok önemli. Mutlaka okuyun. Biliyorum internete biraz fazla giriyorsunuz ama mutlaka kitap okuyun arkadaşlar. Şimdi Batman'dan sizleri alıyoruz. Ülkemizin başka bir bölgesine Trakya'ya götürüyoruz. Arkadaşlar Trakya'da ülkemizin her yanı yoğun karlı ama Trakya'da da bayağı yoğun kar varmış. Bazı köylerinde zaman zaman elektrikler kesiliyormuş. Elektrikler kesildiğinde çareyi bakın Trakyalılar nasıl bulmuş. İzleyelim mi? Trakya'dayız. Soğuk hava koşulları Trakya'yı olumsuz etkiliyor. Trakya Elektrik Dağıtım TREDAŞ çalışanları soğuk ve kar yağışına rağmen hız kesmeden kesintileri gidermeye devam ediyor. Arıza timleri Trakya'nın uzak köylerindeki elektrik sorunlarını gidermek için çalışıyor. Köylüler arıza timlerine elektrik adamlar diyor. Elektrik adamlar zorlu yamaçlara, direklere tırmanıyorlar. Elektrik adamların gerçekten işleri çok zor, kolay gelsin diyoruz. Arkadaşlar hafta sonu geldi çattı ve bakalım sizler için hazırladığımız etkinlik rehberimizi beğenecek misiniz? Pazar günü yapacaklarınız. Adana'daki arkadaşlarımız etkinlik rehberi Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde Don Kişot adlı oyunu izleyebilir. Eşek Kulaklı Midas adlı tiyatro oyunu İzmir Konak sahnede saat 11'de. Diyarbakır'da Cahit Sıtkı Tarancı sahnesinde bir yaz masalı oyunu yarın saat 11'de sahnelenecek. Sevgili arkadaşlar, ülkemizin her yanında yoğun bir kar yağışı var. Biliyorum herkes kar topu oynamak istiyor, kardan adam yapmak istiyor. Fakat şunu unutmuyoruz. Ne yaparsak yapalım, bir, kalın giyiniyoruz. İki, eve geldiğimizde sıcak bir şeyler içiyoruz. Bana anneciğim kuşburnu çayı içiriyor çünkü yoğun bir C vitamini varmış. Ondan sonracığıma bugünlerde salep falan da içilebilir çünkü çok faydalı diyorum. Bize ayrılan süre burada bitti. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına sizlere iyi akşamlar diliyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın. Hava durumu. Marmara bölgesi karlı. Çanakkale ve İstanbul -2 derece. Ege bölgesi bulutlu. İzmir 1 derece. Akdeniz bölgesi yağmurlu. Adana ve Mersin 11 derece. İç Anadolu bölgesi karlı. Eskişehir ve Ankara -5 derece. Karadeniz bölgesi karlı. Trabzon 3 derece. Doğu Anadolu bölgesi karlı. Muş ve Erzurum -2 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi yağmurlu. Diyarbakır ve Mardin 8 derece.